Akta Selim'den merhaba. Bugün Akta Selim'de çok ilginç bir kitabı konuşacağız. Konuğumuz Turan Şahin, Osmanlı'nın Çılgın Projeleri kitabıyla konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Turan Bey. Şimdi konuşacak çok mevzu var. Projeler birbirinden ilginç. Ama toplam 41 proje var evet. Kitapta. Hepsi bu kadar mı? Onu sorarak başlamak istiyorum. Hepsi o kadar değil ki. İlk yayın evi böyle bir çalışma yapın dediğinde elimizde olan sadece Abdülhamit dönemini kapsayan projelerdi ve 20'ye yakın proje vardı. Sultan Abdülhamit'in Ders Adeti adlı bir belgeselin son bölümünde yayınlanmıştı. İkinci Abdülhamit değil evet, mi? Sultan II. Abdülhamit'in. Daha sonra yayın evinin teklifi üzerine işte arşive girdik ve etrafımıza bu işlerle ilgili arkadaşlarımıza haber gönderdik. 70'e yakın proje ortaya çıktı. Büyük bir kısmı aynı başlıktaydı. Yani Haliç Köprüsü tasarıları çok fazlaydı. Metro projeleri çok fazlaydı. Şey mi o? Yani bir böyle bir yarışma mı açılmış? Yok, bir arz muhtemelen. Yani öyle bir arz var hükümetten. Ve bu arıza binaen alternatif onlarca proje oluşturulmuş. Yani bugün adını bildiğimiz ve sık duyduğumuz birçok mimar bile... Yerli Köprüsü, mimar mı? Evet, yerli böyle ve Levanten yani içimizdeki Ermeniler, içimizdeki Osmanlı, evet, yani. Osmanlı tebaasından birçok mimar müteahhit onlarca Haliç Köprüsü tasarısı sunmuş Yıldız'a. Onları eledik. Görselleri daha güzel olanları koyduk. Çok güzel görseller var. Evet, şahane çok güzel görseller var. Ve 41'e indirdik. İlginç başlıkları da olsun, biraz dikkat çeksin diye, okunabilmesi adına biraz dikkat çeksin diye. 30 küsur tanesi dışarıda yani şu anda. Öyle evet. Görünüyor değil mi? Şimdi Abdülhamit dönemi, onu hani ben sonra sormayı düşünüyordum, hazır yeri açılmışken. İkinci Abdülhamit enteresan bir insan. Kesinlikle. Enteresanlığını da konuşalım ama bu projelerin önemli bir kısmı, hani padişahlara dağıtılsa sanki Abdülhamit, ikinci Abdülhamit dönemine... de mi yoğunlaşıyor? Şöyle hani %3 aşağı 5 yukarı söyleyebilirim. 1/3 Sultan Kanuni dönemi diyebiliriz. Özellikle büyük ve daha sonradan hayata geçirilmiş kanal projelerin varlığı var. Ve hayata geçirilmiş yine büyük imar faaliyetleri var. Sultan Süleyman dönemi. Kısmen Sultan Abdülaziz dönemi, Sultan Abdülmecid dönemi ve büyük bir kısmı dediğiniz gibi Sultan II. Abdülhamit dönemi. II. Abdülhamit yani ilginçliği şurada, bana kalırsa hani biraz bakınca benim gördüğüm. Şimdi bir yandan hani Kızıl Sultan tırnak içinde böyle bir imajı da vardı ama son zamanlarda bu değişti Allah'tan. Ama bir yanıyla da mesela o Yıldız'daki hani şeyini gezenler, sarayı gezenler de görecektir. Mesela yemek masasına, sandalyesine falan düşkün, onu kendisi yapıyor. Batılı alafranga bir şey yani evet. Bu. Sanırım piyano bulunuyor, dinliyor. Belki hatta ilk operayı kuruyor sanki sarayda değil mi? Evet. Böyle şeyler hatırlıyorum. Evet. Bir kere zor, beğeni kalitesi çok yüksek olan bir padişahlarımızdan. Dolayısıyla döneminde onunla birlikte çalışmış mimarlar epey zorlamıştır. Hmm. Çünkü kendisi aynı zamanda iyi bir sanatçı. Marangoz. Bir yandan. Oğlu çok iyi bir bestekar, Burhanettin Efendi. Hmm. Sarayda dediğiniz gibi ilk olma hüviyetine sahip saray tiyatromuz var. Ve tiyatroda sergilenen çok ilginç oyunlar var. Mesela hatırladığımız yani... konumuzun dışına çıkmıyoruz. Çıkmıyoruz aslında yani. Çünkü işin zihniyetini konuşuyoruz. Romeo ve Juliet bile sergilenmiş. Ve onlarca kez sergilenmiş. Ve İstanbul eşrafını toplayıp onlarca kez izletmiş. Birçok ilk olabilecek uygulamaya imza atmış bu anlamda ama Sultan Abdülhamit döneminde projelerin birikmesinin asıl sebebi istikrar dönemi. Yani 30 yıl kesintisiz bir istikrar dönemi var. Ve bu istikrara müracaat var. Dış yatırımcı açısından istikrara müracaat var. Yeniden açık denizlerde sert dalgalarla mücadele edebilecek bir ekonomik yapıya kavuşması var Sultan Abdülhamit döneminin. 1877 harbi çok büyük yaraları olan bir harptir. 93 harbi dediğimiz harbi. Nitekim neredeyse burnumuzun dibine harbin
tarafı, kazanan tarafı bir zafer anıtı dikmiştir Hagia Stefanos'a, Bakırköy'e. İlginçtir, konumuz değil belki ama bu anıtı yıktırmamıştır. Yani Bakırköy'de bir Rus zafer anıtı 33 yıl boyunca kalmıştır. Yıktırmamıştır. Sultan Abdülhamit Han'ın hal edilmesi sonrasında ilk yapılan işte o anıtın yıkılmasıdır. Ona enderazanmış. Evet. Hani kim köylü, kim şehirli değil mi? Kim yani, o da enderazanmış. İşte bir şeye ibret. Bakış, hani sarayın kültüre, sanata bakışını çok aslında gösteren bir şey yani bu sembol. Biraz da ibret alın. İşte bakın meşrutiyetinde. O da var. Şey o da var. Doğru. Demek istemiş doğru olabilir. Doğru. Ama Sultan Abdülhamit dönemi özellikle 77 Harbi sonrasında önemli borçlanmaların, İşte duyun umumiye malumunuz bir çıktıdır. O harbin bir çıktısıdır. Büyük miktarlarda borçlar ödenmiştir. 26 milyondan 2 milyona kadar Osmanlı lirasına kadar indirilmiştir. 4 milyon lira olan gelir 30 milyonlara kadar çıkarılmıştır. Ve sadece 72 milyon lira, 172 milyon lira harcanarak kamu yatırımları yapılmıştır. Aynı zamanda devletin merkezi teşkilatlanmasını taşrada yaptığı bir dönemdir. Dolayısıyla büyük projelerin hayata geçirildiği bir dönemdir. Bir yatırım alanı olarak Osmanlı'nın görüldüğü bir dönemdir. Bu kitaptaki birçok proje, Sultan Abdülhamit dönemini kapsayan birçok proje aynı zamanda istikrarı olan müracaattır. Dış yatırımdır, yapı-işlet devlet modeli. Biz ona imtiyaz diyoruz. Sözleşmelerinin başında. Çoğu böyle değil mi? Yapı-işlet devlet çoğu. Yapı-işlet devlet. Yani Osman Hamdi Bey'in sunduğu finiküler bile, ki kendisi arkeoloji müzemizin müdürüdür. Evet, kurucusu aynı zamanda. Önemli bir sanatçımızdır. Onun sunduğu proje bile bir yapı-işlet devlet projesi. Bugünkü gibi mi çalışıyor o sistem? Yapı-işlet devlet. Sistem aşağı yukarı bugünkü gibi çalışıyor ama sözleşmeler çok ağır. Aslına bakarsanız. Yani ben bir tüccar olsam öyle bir sözleşmeyle imparatorla bir ticari faaliyette bulunmam imparatorlukta. Çünkü fiyatları onlar belirliyor. Yani Osmanlı tarafı belirliyor, Osmanlı hükümeti belirliyor, rüsumları onlar belirliyor, vergileri onlar belirliyor. İşte sürenin çok uzun olması insanları yanıltıyor. Süre derken? Yani işte 49'dan başlıyor, 99. 49-99 arasında sizden imtiyaz talep ediliyor. İşte bu imtiyaz kelimesini sonradan yüklediğimiz anlam bu projeleri doğru anlamamıza neden olmuyor. Çünkü yurt dışından geliyorlar, dünyanın sayılı müteahhitleri aynı zamanda. Holzman gibi, Heguen gibi dünyanın sayılı müteahhitleri ve Osmanlı topraklarında da epey ürün vermiş insanlar bunlar. Özellikle demir yolunun geçişleri, büyük köprüler, büyük tüneller vesaire yapmış insanlar, güvenilirliği kanıtlanmış insanlar aynı zamanda. Ve size tüp geçit teklif ediyorlar. Büyük açıklıkları olan boğaz köprüleri teklif ediyorlar. Metrolar teklif ediyorlar. Ve teklifleri kabul edilip daha sonra bir imtiyaz sözleşmesi çıkan metro ağları var. Büyük finikülerler teklif ediyorlar. Büyük meydan tasarıları teklif ediyorlar. Ve bunun için sizden bir para talep etmiyorlar. Hani hastaydı, hani batmak üzereydi. Değil mi? Onu da konuşalım. Çünkü çok çelişkili bir durumdur. Şöyle bir şey var mesela. Yani birkaç tanesini dışarıda tutarsak bu projelerin büyük çoğunluğu İstanbul'da. Büyük çoğunluğu İstanbul'da. Yani büyüklerin önemli bir kısmı İstanbul'da. Hani İstanbul 1916'lar, 12'ler böyle tarihler var projelerin altında. Şimdi mesela diyelim ki bu köprünün, Boğaz Köprüsü'nün sunulduğu tarih 1900. Tamam. Bu sizin çok sevdiğiniz bir proje. Bunu konuşuruz. Şimdi 1900'de bu projenin tamamlanması için öngörülen mesela süre ne olabilir? Veya böyle bir şey rastladınız mı? 20 yıldan bunun imtiyaz sözleşmesi, yani köprünün imtiyaz sözleşmesi yok ama metro için söyleyeyim. Ama metronun büyüklüğü de çok önemli. Beyazıt-Şişli. Beyazıt-Şişli arasında. Evet. Yine bir yer altından mı geçiyor? Haliç'ten yer üstünden geçecek. Haliç'ten yer üstünden geçiyor ama kara tarafında yer altında metro. Aha. Metropoliten demiryolu diye tarif ediliyor. Ama bazı unsurları da var. Beyazıt'tan Eyüp'e, Eyüp'ten Dolmabahçe'ye, yine Beyazıt'tan Kumkapı'ya. Hı. 26 Şubat 1912'de sözleşmesi imzalanmış. 1912'de evet. Evet, sözleşmesi imzalanmış. Bir ay sonra da fermanı çıkarılmış bir proje. Hayata geçirilmiş yani, neredeyse. Şey olmuş, sahiplenilmiş Balkan yani. Harbi işte. Evet. İşte o istikrar döneminin bozulmasına sebebiyet Balkan Harbi'dir. Balkan Harbi'den sonra bu projelerin bu kadar sık olduğunu görmüyoruz. Ha, anladım. İşte orada o projede bir süre tahmini var. 7 yıl gibi. 7 yılda?
bitecek. 7 yılda bitirileceğine dair. Çok iyi bir süre bu. İyi bir süre. O günün şartlarında çok iyi bir süre. Düşünün ki biz tüneli çok daha uzun sürede yaptık. Hangi yani, tüneli? Bugün Galata'da bulunan tüneli. Galant'ın tasarladığı 1879'da 69'da hayata geçirdiğimiz projeyi çok daha uzun sürede yaptık. Çünkü daha ciddi tasarımcıları var, daha ciddi müşahitleri var ve daha ciddi Osmanlı ortakları var ve arkalarında da sağlam bankalar var. Hem Osmanlı Bankası olsun hem de dönemin sağlam etkinliği çok yüksek iş adamları olsun. Büyük bir ekonomik şey var arkasında, güç var. 7 yıl gibi bir şey var. Tahmini süresi. Peki dair. Sizin bu 41 proje veya 70 projeden size böyle en büyük gelen, en çılgın gelen hangisi? Bana en çılgın gelen Sultan Abdülhamit Han'ın kendi anılarında bulduğum, okuduğum bir proje. Lut Gölü'nü. Kurutulması mıydı? Bir Lut Gölü'nün doldurulması. Doldurulması. Evet, Lut Çukuru'nun doldurulması projesi. Evet. Düşünün ki Süveyş muhtemelen elden çıktıktan sonra Sultan Abdülhamit döneminde biliyorsunuz Mısır elden çıkıyor. Mısır'ın elden çıkışını biraz kabullenmiyor ama elden çıktıktan sonra Süveyş kanalına bizimdir o kanal malumunuz Mısır'la birlikte elimizden çıkmıştır. Süveyş kanalına alternatif projeler geliştiriliyor. 3-4 tane proje var ama en ilginci ve en çılgın olanı belki bütün kutsal kitaplarda da yeri vardır Lut Çukuru'nun. Deniz seviyesinden 467 metre aşağıdadır. Aşağıda. Ve büyük bir teknotik çukurdur Rift Vadisi'nde. Bunu Akabe kanalı vasıtasıyla doldurulmasını öngörüyor. Çok ilginç. Çukuru doldurunuz diyor, sonra Kudüs'le birleştiriniz. Çok ilginç. Hayal başka amaçlar da bundan, başka faydalar da umuyor. Tekrar diyor, bu büyük gölün çevresinde tekrar diyor tarım faaliyetleri yapılabilir. Tekrar 1000 yıl evvel olduğu gibi oralar yeşerebilir diyor. Bu bana ilginç geldi ve işte bu biraz evvelki çizimde faydası ve büyüklüğü itibariyle evet. Oldukça çılgın bir proje. Hani başbakanın çılgın proje olarak açıkladığı projenin biz aslında bir öncülüğünü de burada görüyoruz değil mi? Hangisiydi o şey mi? Haliç'ten Karadeniz'e. Karadeniz'e bağlı. Ali Beyköy Deresi vasıtasıyla Haliç'ten Karadeniz'e bağlamayı öngörüyorlar. Sultan Abdülaziz döneminde müteahhit Sarkisbalya'nın geliştirdiği Başbakan proje. Konuşmasında oraya atıfta bulundu mu? Evet. Sanki hatırlıyorum. Abdülaziz dedemizin gibi bir ifadesi vardı projenin sunumunda. Çıktıları hemen hemen bugünün çıktılarıyla aynı. Hedeflenen çıktıları aynı. Yer çünkü, falan... Yer belli. Ali Bey Köy Deresi'ni Karadeniz'de birleştirmeye kalktığınız zaman yani su gider yolunu bulur misali. Çok az aslına bakarsanız büyük kazı faaliyetleri öngörülüyor. Toplam 31 kilometreye yakın bir kanal öngörülüyor. Çıktıları aynı gibi duruyor. Çünkü yeni yerleşim birimlerini teşvik etmek. İlk hedef bu. Yeni cazibe merkezleri oluşturmak. İkinci hedef Boğaz'ın hiç değilse trafiğini kısmen. Yani çok benziyor. Evet, kısmen Boğaz'ın trafiğini yeni kanala kaydırmak gibi çıktıları var. Bugün evet benzer yönleri var. Bu şey köprüye gelirsek o da çok enteresan. Hani köprüyü düşünmek falan bilmiyorum. İlk ne zaman düşünmüşüz? Hani Osmanlılar ilk köprüyü yapmayı ne zaman düşünmüşüz? Belki söylersiniz ama mimarisi o ayaklarının üstündeki işte 4 minareli camileri falan. Caminin kubbesi. Evet. Yani o savunma enteresan. Onları biraz anlatır mısınız? Köprünün sunumunda Arnodin. Belki bu sunum metni Arnodin'e ait değil. Yani tasarlayıcısına ait değil. Muhtemelen sultana sunan ikinci bir şahıs var. Ve Osmanlı tebaasından bu şahıs. Çünkü bu projeleri bir aracı olmadan muhtemelen sunulmuyor. Yani mutlaka tebaadan birileri aracı oluyor. Güvenilir insanlar aracı oluyor ve sunuyor. İşte o sunum metninde, o aracı kişinin, X kişinin sunum metninde köprünün çok ilginç özellikleri anlatılıyor. Köprünün mimari özellikleri, atıflar yapılıyor. Selçuklu'ya atıflar yapılıyor. Selçuklu mimarisinden, Osmanlı mimarisinden, klasik mimariden unsurlar taşıyor deniliyor. İşte geceleyin elektrikle aydınlatıldığı zaman şöyle efsun olacak, böyle efsun olacak diye köprüyü epey bir pazarladıktan sonra... Nereden nereye kurulacak köprü? Köprü Boğaz'ın en dar noktasında.
Yani iki hisarın arasında, Anadolu Hisarı ile Rumeli Hisarı arasında yapılmayı düşünülüyor. Orada da zaten şöyle diyor, vaktiyle Dara da buradan geçmişti diyor. Ne geçmişti? Dara. 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 Dara'nın ordusu da vaktiyle buradan geçmişti diyor. İnanılmaz tarihi bilgiler de veriyor bu arada. Nitekim Dara'nın ordusu kayıkları yan yana bağlamak suretiyle, rapt etmek suretiyle ordular büyük açıklıkları genelde nehir olsun, boğaz olsun, Çanakkale'de keza öyle. Ordular bu tür büyük açıklıkları böyle geçiyorlar. Bazı özelliklerinden de bahsediyor. Ve diyor ki büyük ayaklar üzerine oturan kupeler döner ve içlerinde toplar yerleştirilmiştir diyor. Muhtemelen bu bir stratejik geçiş, bunun farkında. Boğazı korumak, evet, değil mi? Boğazı korumak. Çünkü her iki hisarın yapılış sebebi de odur. Boğazı korumak. Boğazdan geçişi, ders adete geçişi zorlaştırmaktır. Ender noktası o yüzdendir. Boğazın 666 metredir. Tam iki hisar arasında açıklık. O hisarların yapılış nedeniyle tasarlanan köprünün kubbesine topların konulmasını yapılış nedeni aynıdır. Bu stratejik geçişi korumaktır. Nitekim biz 70'lerde işte köprüyü açtığımız zaman köprünün hemen Beylerbeyi ayağına büyük bir batarya yerleştirdik. Hala oradadır. Evet. Nitekim bu taraftaki ayağına da hemen sizin bahçenizde. Evet, bizim arka bahçede. Evet, hemen sizin bahçenizde bir hava savunma bataryası koyduk. Bütün bu ikisinin sebebi de odur. Yani yüzyıllar geçmesine rağmen arada Dara'dan, Fatih'ten, Beyazıt'tan, Arnudi'nin tasarımından ve bugün işte hayata geçirdiğimiz projede arada epey bir zaman farkı olmasına rağmen stratejik geçişi korumak değişmemiştir. Yani bu şey ne? O ayakların diplerinde denizaltı ile alakalı bir şey var. Ben çok muğlak. Ben epey evet, denizaltı savunmadan müteşekkildir diye bir ifade var ama bu tam olarak bir torpido anlamına geliyor mu? Çok zorladım ama yine de hani şerh koymakta fayda var. Olabilir. Çünkü malumunuz Mustafa Armağan da epey Sultan Abdülhamit için Kurtlarla Dansı adlı kitabında yayınladığına göre Haliç'te dünyanın ilk torpido atan denizaltıları Haliç'te ilk eğitim amaçlı yüzeye inme şeyini yapıyorlar, hareketini yapıyorlar ve bizde hayata geçiyor dünyanın ilk torpido atan denizaltı projesi, bizde hayata geçirilen bir proje. Olabilir. O var mı kitapta? O yok. O yok. Bu tür şeyler yok. Yani onun mimari ağırlıklı. Daha çok mimari evet, daha çok mimari projeler var ama onun dışında sosyal amacı olan projeler de var. Mesela spor bayramı teklifi var. Bu idman bayramı. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi Mayıs'tayız biz de. Hani 19 Mayıs değil mi? Evet. Bu spor bayramının kökeni o mudur? Bu spor bayramının kökü 1916 yılında Selim Sırrı Bey. Selim Sırrı Tarcan. Evet. Sonradan Tarcan olacak beyefendi. 1916 yılında Kadıköy çadırında hayata geçirdiği bir projedir. Malumunuz İsviçre'de Bus'ta eğitim yapmış önemli bir hocamızdır. Fotoğrafını da göstereyim. Çok evet. Eğlenceli. Çok eğlenceli. Fotoğrafı var. Aslında bakarsanız geçtiğimiz yıl zannedersem 19 Mayıs törenleri ve içeriği tartışılmıştı. Hatırlarsınız belki. Hani salt gösteriden ibaret. Gençlik ve spor bayramının sunumu böyle olmamalı diye tartışılmıştı. Aranılan şey sanırım burada var. Çünkü 17 hatta 1916'da yapılan ilk yapılan spor bayramımızda 11 dalda yarışmalar düzenleniyor. 1917 teklifi daha büyük, daha devasa. 27'ye yakın dalda yarışma düzenliyor. Yine Kadıköy Çadırı'nda. 1917'de teklif ediliyor. 1916'da hayata geçirilmiş, kısmen hayata geçirilmiş. Nitekim atıflarda bulunuyor. Teklifinde atıflarda bulunuyor 1916'daki gösterilere. Daha büyüğünü, daha ihtişamlısını vesaire diyor. Okullar düzeyinde mi nedir? Okullar düzeyinde. İlginç bir tasarım. Benzer tasarılar var. Ahmet Münif Paşa'nın minyatür projesi var. Yine sosyal amacı bilen. Evet, çok ilginç ve çok daha büyük. Yani bugün tasarlanandan, bugün hayata geçirilmiş minyatür projesinden çok daha büyük. Nerede düşünmüş onu? Yeri tam olarak tespit edemedim ben. Daha doğrusu belki o benim bilgi eksikliğimden. Evet, bir isim geçiyor ama bugün hangi semtimize tekabül ediyor ben onu bulamadım. Zor da, telaffuzu da zor. Büyük bir alandan bahsediyor ve Osmanlı'nın haritasından bahsediyor. Bu harita içerisine diyor hem dağları hem denizleri hem akarsuları yerleştirelim.
çocuklarımız geldikleri zaman hangi dağ nerede, hangi akarsu nerede, hangi deniz nerede, onları görsünler, üzerinde yürüsünler. Hem ne diyor? Kültürel varlıklarımızı doğru yerlere koyalım. Güzelmiş. Yani ve çok ilginç de bir notu var. Böyle bir temaşa alanı dünyada yoktur diyor. Güzel. Evet. İddialı yani. Çok çok iddialı. Kendi neşrettiği gazetesinde yayınlanıyor. İlginç fikirleri var İstanbul'a dair. Çok eleştirel yazıları da var. Yani hani Abdülhamit dönemi Mülf eleştiri. Paşa. Ahmet Mülf Paşa. Çok eleştirel yazılar yoktur filan deniyor ama baya baya eleştiriyor. Yani İstanbul'un hem imar edilmemesi hem metruk yerleri vesaire bu tür projelerin niye kabul görmediğinin anlaşılamaması gibi çok ilginç eleştiriler var. Çok büyük bir proje. En azından hani bugün Mina Türk gözümde canlandığı vakit projelerin yan yana öylesine konduğunu bir gezi yolu çevresinde öylesine konduğunu düşünecek olursak bir harita, komşularımızı tanıyalım, doğal varlıklarımızı tanıyalım, kültürel varlıklarımızı tanıyalım ve doğru yerlerine koyalım teklifi bugünkünden, bugün hayata geçirilenden çok daha ileri bir muazzam proje gibi olurmuş. Duruyor. Şöyle evet. Olsaydı bir de hani misak-ı milli sınırlarının dışını da göstereceği evet, için komşularımızla tanıyalım. Komşularımızla göstereceği için şu an hani şu anda bizim komşularımız olan, o gün bizim topraklarımız olan yerlerdeki kültürel mirası da evet. Görmüş olurduk aslında. Evet, bugün işte Doğu Beyazıt'taki saray da işte Dolmabahçe Camii'nin önündeki Saat Kulesi yan yana var. Yani yerlerinde görmek, harita üzerinde görmek evet, daha doğru evet, olurdu. Çünkü evet. O sarayın yapısı, o sarayın yapı taşı, o sarayın bulunduğu arazideki yapı kültürü çok farklı. Çok doğru söylüyorsunuz. Bunu da coğrafyasını göstererek algılanmasına sebebiyet verebilirdik. Çok doğru. Şimdi de şey var tabii onunla konuşmak lazım. Boğaz'da tüp geçit, işte tüp Marmaray geçit. Dediğimiz... Hı hı. Şeyle işte Üsküdar'la Salacak Sarayburnu'nu birleştiren hı hı. Çok yakın yerlere çıkan bir projesi var Osmanlı'nın. Ama kısa bir soluk alalım. Tamam. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Osmanlı'nın çılgın projelerini Turan Şahin'le konuşmaya devam edeceğiz. Bir kısmını konuşabildik. Daha çok hakikaten ilginç, cazip, çılgın projeleri var. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Evet Aklı Selim, Osmanlı'nın çılgın projelerini konuşmaya devam ediyor. Turan Şahin kitabın yazarı, konuğumuz. Şimdi şey merak ediyorum, buradaki projelerden ne kadar hayata geçirilebilmiş evet. Bu süre içinde? 41 projeden. Bizim hayata geçirdiklerimiz var. Bizden önce hayata geçmiş projeler var. Yani Osmanlı coğrafyasının işte parçalanması ardından yeni oluşan devletlerce hayata geçirilmiş projeler var. En eski projemiz Dolmabahçe projemiz. Hangisi? Don Volga projemiz. 1952 tarihinde dönemin Rus SSCB devleti tarafından hayata geçiriliyor. Aynı yıl Karadeniz'in diğer yakasında da bir Osmanlı projesi, Mecidiye Kanalı projesi hayata geçiriliyor. Tuna Karadeniz kanalı, 67 kilometre uzunluğunda bir diğer kanalımız. O hayata geçiriliyor. Süveyş'in malum tasarlandığı yıllarda hayata geçirildi. Süveyş'in açılışında Asya'dan doğan ışığın Mısır'dan kaynaklandığını, Mısır'dan dünyaya yayıldığını sembolize eden büyük bir anıt projesi. Bugün Özgürlük Heykeli. Özgürlük anıtı. Evet. Bertoldi, tasarımcısı aynıdır, sunan kişi aynıdır. Onun hikayesi nedir? Yani siz kitapta biraz anlatmışsınız. Evet. İsmail Paşa ile Mısır'da bir sanayi sergisi. Tam şu anda çıktı arkamızda. Evet, sanayi sergisi sırasında Bertoldi tanışıyor ve böyle bir arzın olduğunu fark ediyor. Yani... Bu büyük Süveyş kanalı ki dünyanın en büyük, dönemin dünyanın en büyük projesi. Hayata geçirildiğinde bunu taçlandıracak, girişiyle taçlandıracak bir proje arayışının yani olduğunu. Yani şeyin girişine, evet, girişine koyup bir tür aslında İskenderiye Feneri'nin de hatırlatan bir şey değil mi? Sanki yani yakın oraya, öyle değil mi? Yakın değil mi o şeyler coğrafi olarak? Coğrafi olarak yakınlar. Yakın. Bu girişi, bu Süveyş kanalının girişini taçlandırmak amacıyla Bertoldi bir teklifte bulunuyor. Başka tasarıları da var Bertoldi'nin, Mehmet Ali Paşa konulu tasarıları da var. Fakat kaynaklar bu teklifin sonuçlarını farklı veriyorlar. Hı. Yani Murat Bardakçı'nın bu usta ilettikleri farklı, Mustafa Armağan'ın ilettikleri farklı ama Mukarnas dergisinin 14. sayısında Klaus Kreiser'in bu usta yazılmış en iyi makalesi bize bu teklifin kabul edilmemesine sebebini söylüyor. Hı.
Mehmet Ali Paşa, özür dilerim, İsmail Paşa tasarıyı beğenmiyor. 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 Beğenmediği için de yapılmıyor. Ama aynı tasarı daha sonra hayata geçiriliyor. Gerçi Bertoldi buna tesadüf diyor. Şu an Bertoldi'nin evinde, müzede. Böyle köşede bir yerde bu küçük heykelcik durur. Öyle mi? Evet. Hmm. Şeye de çok benziyor ama yani bugün Amerika'daki özgürlük epey benziyor. Anlatana da çok tabii benziyor. Kavramlar aynı şey değil. Yani özgürlük kavramına bir atıf yok bu heykelle. Evet. Sadece Mısır'ın medeniyet büyüğü olduğuna dair bir atıf var. Asya'dan doğan ışığın Mısır'dan kaynaklandığını, Mısır'dan çıktığını. Şey ilginç değil mi ama hani Osmanlı'nın bir heykel sipariş edebilmesi ilginç Sultan ve Abdülaziz, tuhaf değil mi? Dönem Sultan Abdülaziz dönemidir. Sultan Abdülaziz'in de heykeli vardır. Sultan Abdülaziz heykel mi yaptırmış? Evet, kendi çok heykeli var. Ve at üzerinde duruşunu simgeleyen bir heykeli var. Çok ilginç. Yani heykele karşı bir ön yargının Osmanlı insanında olması çok düşünülecek bir şey değil. Keza heykel Dersaadet halkının bir parçası. Düşünün ki işte Roma, onun öncesinde Yunan, Bizans, birçok yapıda küçük küçük bu tür heykeller vardır. Hmm. Artı İstanbul halkı çok kozmopolit bir halk. Birçok yapısında, birçok yapısının dış cephesinde bu tür heykeller var. Abdülaziz... Yani camide olmayabilir ama bir anladım. Kapı komşunuzun ibadet ettiği bir kilisede o heykeller var. Var veya hani sivil mimaride mesela bugün işte İstiklal Caddesi civarındaki Pera'daki birçok binanın süslemelerinde var yani. Evet, insan kullanılmış ama evet. Güller var, hayvanlar var, hayvan figürleri var. Birçok figür kullanılmış. Evet, mezar taşlarını da aslında biz heykelden sayabiliriz yani. Non-figüratif heykel sayabiliriz. Evet. Şimdi Abdülaziz'in adı geçti. Abdülaziz böyle hani kendi heykelini de yaptıran, biraz önce adı geçti Çılgın Projesi de olan. Hı-hı. Bir de bir Son Selahattin Camii değil mi projesi var Abdülaziz'e ait. Sultan Abdülaziz... Malum Büyük Sarayı yaptırırken, Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırırken, Dolmabahçe Sarayı'nın yanında küçük bir yolun diğer tarafında küçük tahta bir Sultan Süleyman döneminden kalan ve adı Süleymaniye olan küçük bir tahta mescit var. Tabii dönemin önemli bir kaygısıdır yangın. O yanar da saraya zarar verir. Gerekçesiyle sarayın o kısmına bakan cephesinde tahta eşyalar bile ileri çekilmiştir. Nitekim onu yıktırıyor. Ve yıktırdığı için, ataya hürmet yıktırdığı için de yenisini temellerine atıyor. Temellerin atıldığı yıllarda aynı zamanda Osmanlı'da bu tür bir gelenek de mevcuttur. Önce akarı yapılıyor. Bizim meşhur akaretlerimiz o caminin akarıdır. O zaman büyük bir projeymiş. Evet, yani. Semavi Yiğici hocamıza göre Son Selahattin ve Son Dört Minareli ki bu imtiyazı kullanan Sultan Süleyman ve Sultan Ahmet dışında Osmanlı padişahı da yoktur. Dört minareli bir camidir. Temelleri atılır. 1870'de 75'te temelleri atılır. Fakat kendisi halledilir. Temeller orada kalır. Temel atılma haberleri de gazetelere yansır. İhale olunduğunu ve ihalenin Sarkis Balyan tarafından kazanıldığını, müteahhitinin Sarkis Balyan olduğunu da biliyoruz. Çünkü akaretleri de onlar yaptı. Sarayı da onlar yaptı. Hı hı. Müteahhitliğini onlar yaptı. Tasarılarının da Selman Can hocamıza göre Abdülhalim Efendi olduğunu zannediyoruz. Mimarının. Hem sarayın hem akaretlerin hem de caminin. Balyanlarla ilişkisi nedir Abdülhalim Efendi'nin? Abdülhalim Efendi'nin bir tür devlet memuru olduğunu, tasarladığını, tasarlanan işin de ihaleyle müteahhitlere verildiğini biliyoruz. Yani dönemin yapı işlerinin verilişinin böyle olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hani bir mimar... diyemiyorum. Müteahhit diyorum daha çok. Balyan ailesi. O büyük temsilcilerini. Evet. İhaleyi Sarkis Bey'in, Sarkis Balyan Bey'in aldığını biliyoruz. Temellerinin atıldığını biliyoruz. Temellerinin Sultan Abdülaziz'in halledilmesinden sonra uzun bir dönem orada kaldığını biliyoruz. Sultan Abdülhamit Han'ın yeni bir cami yaptırmak için Deharanko'ya yeni cami tasarımları yaptırdığını biliyoruz. 1939'a kadar temeller orada kalıyor. Temellerin oradaki vardığı bölgeye adını veriyor. Taşlık deniliyor bölgeye. Çünkü büyük mermer taşlar, kalıp taşlar. Hatta Semavi Yiğici Sinan konulu bir belgesel çalışmamızda röportaj yapmıştım. Ben o taşların arasında çok oynadım der. Çok bisiklete bindim. Yani varlığını biliyor, dokunmuş. Nitekim fotoğraflar var. Caminin iskelesinin fotoğrafları var. İskelelerin dikildiğine dair fotoğraflar temel var. Temel dışında iskeleler tabii, iskele kadar de var. İlerlemiş yani. Boğaz'dan çekilmiş Dolmabahçe Sarayı'ndan Dolmabahçe Sarayı
öznesinde çekilmiş fotoğraflarda arkada iskele gözüküyor zaten. Hmm. Fakat biz 1940 yılında o taşları kaldırıyoruz ve yerine ulusal mimarinin ilk örneklerinden denilen, öyle lanse ediliyor, İbrahim Hakkı Elde'nin Maçka gazinosunu yapıyoruz. Ne o alakası temel, var? İşte öyle. Hmm. 1940 yılında cami temelleri üzerine gazino yapıyoruz. 1980 yılında o gazinoyu da yıkıyoruz. Çünkü bölge satın alınıyor. Şu an bir otel var. O otelin sahipleri tarafından satın alınıyor. Ve gazino da yıkılıyor. Otel yapılıyor. Bizim elimizdeki yeni mahalledeki Harik haritası. Atatürk Kütüphanesi'nde elimizde geçen haritaya göre. Eşleştirdiğimiz zaman bugünkü otel ve otelin hemen önündeki park ve parkın üzerindeki İnönü heykelini üst üste koyduğumuz zaman muhtemeldir ki cami avlusunun sağ tarafındaki cami avlusunun uç köşesinde kalan minarenin üzerinde şu an İnönü heykeli var. Yani minare olacak yerde İnönü heykeli var. Hmm. Ve cami alanının büyük bir kısmında da otel var. Çok ilginç. Evet. Tabii hürmet önemli. Osmanlı padişahları bunu ciddi ciddi önemsemişlerdir. Düşünün ki Sultan Abdülhamit Cihangir Camii yandığı zaman yeniden yaptırmıştır. Kanuni döneminde yapılmış bir Sinan eseridir. Yine bir diğer Sinan eseri yandığı zaman Kasımpaşa Camii'ni yeniden yaptırmıştır. Rüstem Paşa'nın çok daha öncesinde Rüstem yerine Paşa'nın... Yerine mutlaka konur yani. Kesinlikle. Tabii. Kesinlikle. Nitekim saraya zarar vermesin diye tahta bir mescit yıkılıyor ve onun yerine cami yapılıyor. Oysa ki cami yapılıyor işte. Orada bir cami arzı da yok çünkü sarayın hemen önünde Dolmabahçe Camii var. Zaten var. Becmalem Valide Sultan Camii var. Yani bir cami ihtiyacından dolayı değil. Ataya bir hürmetten dolayı onun yaptığı bir eseri yıktığı için yerine yenisini yapmaya gayret ediyor ve Sultan Abdülhamit döneminde de bu hürmet devam ediyor. Dearhanco'ya önemli tasarılar yaptırılıyor ama dönemin öncelikleri çok farklı olduğu için Sultan Abdülhamit döneminde dönemin öncelikleri özellikle eğitim yapıları ve kamu yapıları olduğu için muhtemelen ihmal ediliyor. O dönemde de yapılamıyor. 1940 yılında işte temel taşlarını alıp üzerine bir şey yapıyoruz. Maalesef. Peki bu şeyi konuşacaktık. Tüp geçit. Tüp geçit. Biraz ondan bahseder miyiz? Nereden giriyor, nasıl çıkıyor? Şimdi tüp geçit. Hangi yılda düşünülmüş? Çok önemli bir arz. İki son istasyona sahibiz. Doğudan gelen trenlerin son istasyonu Dolmabahçe. Özür dilerim. Haydarpaşa. Batıdan gelenler de Sirkeci. Sultan Abdülhamit döneminde aslına bakarsanız bu iki son istasyona önemli abideler yapılıyor. Doğudan gelenleri yani garlardan bahsediyorsunuz. Gar binasını kastediyorsunuz. Evet. Doğudan gelenleri bir batılı tarzla karşılayan bir Haydarpaşa garı. Batıdan gelenleri de bir oryantal tarzla karşılayan, Sirkeci doğulu tarzla var. Karşılayan bir Sirkeci garı. Çok anlamlıdır mimarilerine atıflar. Bu böyle yapılıyor. Bu iki garı birleştirme arzı vardır ki geçiş kesintisiz olsun. Yani bu, oraya gelen bu istikam, evet. Denizin altına girsin oradan çıksın. Evet. Bugünkünün aynısını yapmak istemişler. Çünkü bugün de aynısını yapılıyor. Oradan gelen metro ağı Kadıköy'e yine harem üzerinden bağlanacak. Yani açıklık çok büyüdüğü için... Yani Haydarpaşa ile Sirkeci arasında açıklık çok büyüdüğü için ister istemez yapı Salacak Sarayburnu arasına çekilmiş. O dönemde de öyle. Bugün de tam yerine yapıyoruz. Yani üst üste oturuyor. Öyle mi? Oraya tabii yapıyoruz. Yine bugün de aynı yere yapıyoruz. Bu arz çok önemli. Bu arzın varlığını biz 1917'ye kadar takip edebiliyoruz. 1917 yılında düşünün ki 1918'de Meclis-i Vukala'nın yani Bakanlar Kurulu'nun gündemine geliyor Haziran'da. Ve Bakanlar Kurulu çok ilginç bir karar alıyor. Düşünün Birinci Dünya Harbi'ni kaybetmişsiniz. Hasta adamız bir kere. Hasta adamız. Tırnak içinde hasta adamız. Önemli bir arz var. Bakın Haziran'da tüp geçit yapınız emri veriyor. 1918 Haziran'da tüp geçit yapınız emri veriyor. Bunun için altyapı çalışmaları yapın. İlgili kanunlarda şöyle şöyle değişiklik yapın. Henüz hazırlık emri bu. Bürokratlara. Henüz evet bürokratlara. Hazırlık emri veriliyor. Komisyonların kurulmasını... komisyonların kurulabilmesi için hangi kanunlarda değişiklik yapılabilmesini yapılacağını Meclis-i Ukala düşünün ki siz kaderinizi beklemeye koyulmuşsunuz o dönemdesiniz. Birinci Dünya Harbi'ni kaybetmişsiniz ve 3 ay sonra İstanbul işgal ediliyor. Bu durumda bile Osmanlı hiç aklına gelmeyecek. Hiç işgali düşünmüyor o zaman. Hayır, işgal hiç beklemiyor. Yani özgüvene bakınız. Müthiş. Yani işgal 1917'ye kadar bir şey yok derdi. 1918'e kadar evet hiç aklına gelmemiş bir gün batacağı, yok olacağı vesaire. Gerçi biz battı yok oldu diyoruz da resmi tarih. Evet, evet. Öyle bir şey yok.
özgüvenin varlığı önemli. Bu özgüvenin korunması için Osmanlı padişahları inanılmaz derecede çaba sarf etmişlerdir. Yani Osmanlı'da Osmanlı tebaasının herhangi bir yeniliği sıradanlaştırması adına Osmanlı padişahları, Osmanoğulları çok çaba sarf etmişlerdir. Hatta bunu kurumsallaştırmışlardır bu çabalarını. Tarifi ne demek istiyorsunuz? Ben tam... Şimdi şöyle düşünün. Yeniliği kurumsallaştırmak evet, diyorsunuz. Yeniliği sıradanlaştırmak. Sıradanlaştırmayı kurumsallaştırıyorlar. Yani, Tarifiye Efrencihan diye bir kurum var. İkinci Beyazıt döneminde kurulduğunu düşünüyoruz. Tarifiye Efrencihan'ın ilginç bir özelliği, ilginç bir çalışma. Efrencihan. Tarifiye Efrencihan. Efrencihan. Frenk'le falan alakası mı var acaba? Açayım. Tarifiye Efrencihan'ın görevi şu. Yurt dışında ya da dünyanın herhangi bir noktasında, bu insanlar çok iyi dil biliyorlar aynı zamanda, mühendisler bildiğimiz kadarıyla, dünyanın herhangi bir noktasında vuku bulan yeniliği ya yeniliğin getirmek ya da gibi çalışıyorlar. Evet, Arge gibi çalışıyorlar. Ya da icat edeni getirip Osmanlı tebaası yapmak. Temel görev bu. Beyin gücü. Tarif, evet, beyin gücü. Bu karşılıklı oluyor. Yani biz tamam Murphy'nin atıf yaptığı makalesine göre bu Urban'la başlıyor. Macar top döküm ustası Urban'ın Osmanlı hizmetine girmesi ve fetih zamanındaki hadise. Evet. Ve birçok daha uzmanın fetihte, işgalde fetih sırasında görevlendirilmesi oradan başlıyor. Düşünün ki tüm yenilikler Osmanlı'da çok kolay ve çok fazla üzerinden geçmeden Osmanlı topraklarında zuhur etmiştir. Sancısız. Yani düşünün, telefon neredeyse 6 ay sonra. Telgraf çok uzun bir zaman değildir telgrafın gelmesi. Yeniliği sıradanlaştırma... Otomobil de öyle. Otomobil de öyle. Yani elektrik keza öyle. Elektrik tamam, Dersaadet'te önemli bir yatırım yapılmıştır. Hava gazı. Hava gazına yapılan yatırım neticesinde elektrik biraz geç girer. 1911-12'dir. Onu da Abdülhamit'in vehmine verenler var ama büyük bir yatırım var ortada. Yani Dersaadet'te 4 tane büyük hava gazı fabrikası var ve üretilmiş ve onların sözleşmeleri var vesaire. 1000 kilometreye yakın hava gazı borusu döşenmiş, evlere kadar hava gazı gitmiş ve elektrik icadı olmuş. Vay Abdülhamit neden elektriğe geçmemiş? Geçemezsiniz. Yani haliyle bir teknolojiyi biraz da olsa kullanmak, eskitmek zorundasınız ama hava gazını kullanmadığı yerlerde elektriğe hemen geçilmiş. Beyrut'ta geçilmiş, Selanik'te hemen geçilmiş, İzmir'de hemen geçilmiş. Ya dolayısıyla tüm yeniliği Osmanlı için sıradanlaştırma gayreti Osmanlı padişahlarının önemli bir arzı. Sıkı geç, hiç böyle bakmamış. Osmanlı insanının da tüm yeniliği sıradan ve kullanılmış olduğu için bir sonrakini talep etme hakkı doğuyor. Yani düşünün Ayasofya... Bir de büyülenmiş olmuyor yani. Yani Ayasofya, evet. Yani görgü kalitesi, Osmanlı insanının görgü kalitesi aslına bakarsanız çok yüksek. Ayasofya orada duruyor. Ayasofya'ya sahipsiniz. Dünyanın en büyük mabedi. Yani Pantheon bile 400 yıl sonra yapılmıştır. Ama onun kubbesi ve onun kubbe yüksekliğini geçememiştir. Pantheon 43 metredir, Ayasofya 55 metredir. Yani geçilebilmiş bir eser değildir. Ve bu sizin için aynı zamanda bir rekabet unsurudur. Ufuk. Osmanlı insanı için Ayasofya vardır. Var olduğuna göre, kullanıldığına göre, sıradan olduğuna göre ister istemez sizi Süleymaniye'ye götürecektir, sizi Selimiye'ye götürecektir, talep ettirecektir. Çok doğru. Tünel vardır. Yani düşünün, tünelin varlığı tüp geçidi hissetmiştir. Tünel zaten şey değil mi? Dünyada ikinci. Kıta Avrupa'sında, evet. Dünyada ikinci. İkinci. Ama aralarında çok fazla yoktur. Yani 3-5 yıl vardır İngiltere'deki tünelle, metroyla. Türkiye'deki arasında çok fazla. Biz şu şeyden bahsediyoruz. Evet. Galata'daki tünelden, Galip Dede ile Yüksek Kaldırım Caddeleri arasında. Onu bağlayan, tünel sisteminden bahsediyoruz. Tünelin varlığı zaten, tüp geçitleri, büyük geçişleri, metroları vesaire istetmiştir Osmanlı insanını. Yani bir toplumsal talep oluşmasına, tetikleyici projelerdir bunlar. Kanal projelerinin tetikleyicisi de Piyale Paşa Haliç projesidir. Piyale Paşa Camii'nin hemen yanında, Piyale Paşa Camii yapılmadan evvel büyük bir tersane vardır. Malumunuz banisi denizcidir. O tersaneden Piyale Paşa Camii'nin yani Kasımpaşa'nın içlerinden Haliç'e büyük gemiler indirilir. Bir kanal vardır. İşte bu kanalın varlığı ve kullanılışını ve sıradanlığı size büyük kanalları düşündürmüştür. Nitekim Don ve Olga'yı kazmaya başlamışsınızdır. Kocaeli'nde yine aynı çalışmayı Adapazarı'nda yapmaya başlamışsınızdır. Şey çok ilginç. Ve Hemra göre de 15 kilometre Mimar Sinan orada kazı yaptırmıştır. Yani Körfez'i göle
gölü de Sakarya Nehri'ne bağlamak için proje geliştirilmiş ve Hemer'a göre de Mimar Sinan 16-17 kilometre kazdırmıştır. Çok ilginç, evet. Yani işte tetikleyici projeler bunlar. Hmm. Yani Ayasofya, Piyalepaşa Kanalı ve tünel tetikleyici projeler ve benzeri projelerin üretilmesine vesile olmuş projelerdir. Şimdi vaktimizin sonuna geliyoruz. Ben birkaç şey sormak istiyorum. Bir tanesi, siz şimdi arşivleri de incelediniz, evet, bunları hazırlarken. Zaten şey o, yani malzeme orada. Evet. Çünkü siz bu kitabı hazırlamadan önce bunların çok azı biliniyordu. Evet, bilinenlerin de en azından sözleşme metinlerine ulaştık. Önemli detaylarına ulaştık. Türk geçitinin en azından tarihine ulaştık. Evet. Bakın, yani Sultan Abdülaziz dönemi hep Türk geçitin temel atma töreninde bile Sultan Abdülaziz ismi anılmıştı. Muhtemelen yanlış yönlendirmeydi. Çünkü bir renkli tarihsiz, bir de siyah beyaz tarihli eksiz var. Hmm. Tarihli eksize ulaştık ve 3 Eylül 1891 olduğunu, dönemin Sultan Abdülhamit dönemi olduğunu öğrenmiş olduk. Bunun Raif Paşa'nın tarafı olduğu ve 38 sayfalık sözleşmesine ulaştık. Sözleşmedeki çok ilginç maddelere ulaştık. Yapı tarzına ulaştık. Yapı tarzının bugünle aynı olduğunu en azından ortaya koyduk. Bu raylı sistem değil mi? Yani denizin altından iki geçit. Bir geliş, bir gidiş. Tren gidip gelecek. Evet, tren gidip gelecek ve bir yapım arazisinden bahsediliyor. Tüplerin yapılacağı başka bir araziden bahsedildiğine göre tüpler dışarıda yapılacak. Bunu anlıyoruz. Sonradan daldırılacak. Bugün de öyle. Şey de enteresan, GAP projesi. GAP projesi Hasan Fehmi Paşa'nın layihası. Çok ilginçtir. Sultan Abdülhamit döneminde bu tür layihalar vardır. Uzak coğrafyanın yöneticilerinden Sultan Abdülhamit bölgenin sorunlarına dair tespitler ve çözümler içeren birçok lahiye almıştır. Bunlardan biri de Sultan Hasan Fehmi Paşa'nın projesidir. Zaten kendi anılarında da Sultan Abdülhamit öyle der. Fırat ve Dicle nehirlerinin önüne setler kurarak, büyük sulama alanları oluşturarak bölgeyi yeniden müreffeh hale getirmeliyiz der. Böyle bir arzı var zaten. Ve nitekim geliştirilen projede de yaklaşık 7-8 aşamalı set öngörülüyor. Büyük barajlar öngörülüyor ve büyük sulama ağları öngörülüyor. Şey çok ilginç geldi bana, deniz suyundan içilebilir su elde etme. Cidde o hikayesi. Cidde'de var. Yalnız buhar yöntemiyle biz deniz suyunu içilebilir suya ulaştırmışız. Büyük bir fabrikamız var Cidde'de. Bir köşe yazısına atıfta bulunuyorsunuz. Yani evet. Bu ilk midir, bu nedir? Ben onu aslında bakarsanız buhar yöntemiyle içilebilir suya ulaşmak çok eski bir denizcilik geleneğidir. Bizim tesis ilk ama mi? Tesisleşmiş hali ilktir. Hmm. Yani Cidde'de olan ilktir. Ama biz yeni yöntem, Helmint yöntemi. Tasarıcısı bir Türk, ortağı bir yabancı. Kabul edilmeme sebebi de içinden elektrik geçirilerek, bir nevi elektrolize edilerek, yani aslına bakarsanız bugünkü sistemle biraz aynı. Elektrolize ederek tuzla suyu ayırmak, böyle bir proje geliştiriliyor, sultana sunuluyor, komisyonlar çalışıyor, epey bir arkasında çıktı üretiyor ve en sonunda biraz cesaretsizlik var orada. Hı. Bunu da kabul etmek lazım. Avrupa'da Helmint yöntemiyle bu yönde çalışma yapılmadığı için, yani proje denenmediği için kabul görmüyor. Hı. Şimdi ben tekrar kitabınızı hatırlatayım. Yedik Hazine Yayınları'ndan çıkan bir kitap, Turan Şahin imzalı Osmanlı'nın çılgın projeleri. Biz kitapta konuşamadığımız, hani mesela alan düzenlemelerini konuşamadık. Tabii, Beyazıt sık sık geçti buradan. Geçti arkamızda. Evet. Muhtemelen izleyicilerimiz gördü, hemen şu anda görünen mesela, evet, Galata Kulesi'nin ahşap külahının değiştirilmesi, Sultanahmet Meydanı'nın düzenlemesi, çok enteresan görkemli işler. Zafer anıtları var. Onlara girmedik biz. Evet, ama büyük projeleri konuşmaya çalıştık. Bir de ben şeyi hatırlatmak isterim. Yani kitapta çok nefis çizimler de var. Evet. Bunlara ulaşmak kolay değil. Bunları ortaya çıkarmak kolay değil. Çok teşekkür ederiz ayrıca. Biz okur olarak da teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Sırada ne var? Yani bunlara çalışırken illaki
ben her kütüphaneye girdiğimde bir konuya dair araştırma yapmak istediğimde bile mutlaka elimde yazılı birkaç konu daha olur ki tevafuk eder de belki bir şeye ulaşırım diye Türk kırmızısına ulaştık. Al boyacıların varlığı çok ilginç. Bize özgü bir kırmızı var. Güzel. Çalınan bir kırmızı var. Teknolojisi çalınan, götürülen bir kırmızı var. Hatta kırmızıyı çalmak için gönderilen elçilerin asılması var. Oo. Çok polisiye bir şey. Turan Şahin çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nazik davetiniz için sağ olun. Evet, Aklı Selim'in sonuna geldik. Osmanlı'nın çılgın projelerini konuştuk. Bunların önemli bir kısmı hayata geçmişti. 100 yıl öncesinden bugünü, daha ötesini gören projeler, gözler, zihinler, bunları konuşmaya çalıştık. Yeni bir Aklı Selim'de buluşuncaya kadar hoşçakalın.